İlk videomdan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Marmara Üniversitesi Mehmet Genç Külliyesi öğrenci yurtlarını anlatacağım. Bir Marmara Üniversitesi öğrencisi bu yurda geldiğinde yurt onu nasıl karşılıyor? Ne gibi olanakları var? Ne yiyor? Ne içiyor? Nasıl ders çalışabiliyor? Gelin hep birlikte bakalım. Şimdi öncelikle odadan başlamak istiyorum. Yurttaki odalar 3 kişilik arkadaşlar. Tüm odalar aynı. Herhangi bir farklılık yok. Her öğrencinin kendi yatağı var. Çalışma masası var. Çalışma dolabı var. Aynı zamanda kıyafet dolabı var. Dolaplar bayağı geniş yani. 2 kapaklı dolaplar. İstediğiniz gibi eşyalarınızı, kıyafetlerinizi sığdırabileceğinizi düşünüyorum. Bu arada arkada gördüğünüz yatak ve masa da bana ait. Video için toparladım. Normalde asla bu kadar derli toplu değilimdir. Bir sonraki konuya geçelim arkadaşlar. Şimdi çalışma masamız var odamızda. Dolabımız var. Kıyafet dolabımız var. Başka ne gibi imkanlarımız var? Odamızda bir tane buzdolabımız var arkadaşlar. Bence 3 kişi rahatlıkla yetecek bir buzdolabı olduğunu düşünüyorum ki bize yetiyor yani. Özellikle ben Hataylı olduğum için ailem bana çok erzak vesaire gönderiyor, yiyecek içecek gönderiyor. Onlar da sığıyor yani hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Aynı zamanda bir tane dolap var. O dolap 3 bölmeye bölünmüş halde. O dolapta herkesin kendi yiyeceklerini, tencere, tabak vesaire gibi eşyalarını koyabileceği bir alan mevcut. Yani biz o şekilde kullanıyoruz. Oraya ben tabaklarımı koydum, işte tenceremi koydum. Şimdi merak ediyorsunuz tencere falan ne alaka, hani yurtta odada mutfak mı var vesaire. Bunlara da değineceğim az sonra videoda göreceksiniz. Herkesin çalışma masasında bir tane kendi ışığı var arkadaşlar. Ben yurda geldiğimde bu ışığın olmasına çok sevindim. Çünkü ben karanlıkta veya gölgede çalışmayı hiç sevmiyorum. O yüzden ışık olması beni çok mutlu etti. Aynı zamanda yatağınızın yanında da bir tane ışık var. Kitap okuma lambası olarak kullanabilirsiniz. Gece lambası olarak kullanabilirsiniz. Veya gece uyandığınızda lavaboya giderken önünüzü görebilmeniz için açabilirsiniz vesaire vesaire. Bir sürü kullanım amacı var. Şimdi bir diğer önemli konu prizler. Yani yatağımın yanında priz var mı veya masamın yanında priz var mı? Bunlar benim için çok önemli. Çünkü çok fazla elektronik eşyam var. Çok fazla şeyi aynı anda şarj etmem gerekiyor. İşte telefonum var, saat var, tabletim var, bilgisayarım var, kulaklığım var. 5 tane alet var. Yani bunların hepsini aynı anda şarj edebilmek için en azından 2 prize ihtiyaç duyuyorum ki neyse ki yurt bunu bol bol sağlıyor. Yatağımın yanında bir tane, 2 tane masamın yanında priz var ve bu sayede elektronik eşyalarımı şarj etmede herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum arkadaşlar. Odada ısınma konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. İşte kaloriferimiz var. Kışın cayır cayır yanıyor. Hatta bazen pencereleri açıyoruz. O kadar sıcak oluyor ki. Yani ısınma konusunda hiç şüpheniz olmasın. Bu arada hani şey gibi gelebilir işte sen anlatıyorsun her şey güzel vesaire diyorsun. Ama yok yani ben neyse onu söylüyorum arkadaşlar. Eleştireceğim kısımlar da olacak. Beğenmeyeceğim kısımlar da olacak. Ama ben olanları söylüyorum. Aynı zamanda odada bir tane sehpamız da var arkadaşlar. Bu sehpayı işte bazen üzerinde birlikte yemek yemek için kullanıyoruz. Bazen kıyafetlerimizi, çantalarımızı koyuyoruz. Dolap kısmına değinelim arkadaşlar. Dolaplarımızda kilit var mı? Veya kıyafet dolabımızda kilit var mı? Veya dolaplarımız bize yetmezse eşyalarımızı koyabileceğimiz başka alanlar var mı? Bu sorulara değinmek istiyorum. Şimdi öncelikle çalışma dolabımız 4 bölmeden oluşuyor. Bu bölmelerden bir tanesi kapaklı ve aynı zamanda kilitlenebiliyor. İstediğiniz gibi özel eşyalarınızı orada saklayıp kilitleyebilirsiniz. Aynı zamanda kıyafet dolabınıza da kilit bulunuyor. Orayı da rahatlıkla kilitleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir de dediniz ki işte benim kıyafet dolabım var. Benim çalışma dolabım var. Ama ben ayakkabılarımı nereye koyacağım? Hiç merak etmeyin. Girişte de bir tane ayakkabımız var. Ve oldukça büyük. O konuda da içiniz ferah olsun. Ve bir de daha bitmedi. Evet daha bitmedi. Eşya koyabileceğiniz çok yer var demiştim. Bazanızın altına da eşya koyabilirsiniz. İşte valizimi, işte büyük eşyalarımı vesaire oraya koydum. Bu sayede rahatlıkla onları da ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Şimdi odada bir diğer merak edilen şeye geçelim arkadaşlar. Tabii ki de hijyen, işte tuvalet, banyo ortak mı? Veya oda içerisinde mi? Bu da çok merak ediliyor arkadaşlar. Tuvalet ve banyo oda içerisinde. İkisi ayrı ayrı bulunuyor. Banyoda bir aynalı dolap var. Yine o dolap 3'e bölünmüş şekilde. Herkes eşyalarını bir bölmeye koyuyor. Tuvalette de bir dolap var. O da aynı şekilde bölümlendirilmiş durumda. Orada da eşyalarınızı saklayabilirsiniz. Şimdi banyo demişken duş alacaksınız. Peki sıcak su var mı? Hafta sonu mu var? Akşam mı var? Sabah mı var? Veya su tazikli mi? Bu gibi şeyler merak ediliyor. O yüzden bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Bu konuda da hiçbir merakınız, endişeniz olmasın arkadaşlar. Çünkü 7/24 sıcak suyumuz mevcut. Aynı zamanda gayet tazikli bir şekilde geliyor. Şimdi hijyen dedik. Peki hijyen demişken temizlik, oda temizliği nasıl oluyor arkadaşlar? Bu da merak edilen şeylerden bir tanesi. Oda temizliği tamamen öğrencilere ait arkadaşlar. Biz şu şekilde bölümlendirdik. Her hafta birimiz odayı temizliyoruz. Sırayla biz bu işi döndürüyoruz. Şimdi şöyle bir şey var diyeceksiniz ki neden odayı biz temizliyoruz? Neden hizmetliler yok vesaire? Ben kendi açımdan söyleyecek olursam kendim temizlediğim için mutluyum. Çünkü hem kendi temizliğimi daha çok beğeniyorum. Hem de dışarıdan başka bir kimsenin istemediğim bir saatte veya uygun olmayan bir zamanda içeri girmesini istemem arkadaşlar.
arkadaşlar. O yüzden bu şekilde daha mutluyuz. Şimdi bir diğer merak edilen husus da odada kettle kullanabilir miyiz? Veya işte odada elektrikli ocak kullanabilir miyiz? Hayır arkadaşlar, bunları odada kullanamıyorsunuz. Bunlar yasak. Şimdi bu konu çok moralinizi bozmasın. Sebebini az sonra anlatacağım. Şimdi öğrencilerin en çok merak ettiği hususlardan bir tanesi internet. İnternet var mı? İnternet hızlı mı? İnternet kotalı mı? Bunlar özellikle 21. yüzyılda yaşayan bizler için çok önemli bir detay arkadaşlar. Arkadaşlar yurttaki internet hizmetinde herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Çünkü internet hizmeti sınırsız. Yani KYK yurtlarındaki gibi herhangi bir kota bulunmuyor. Şimdiye kadar bazı sorunlar yaşadım. İşte gittiği, geldiği vesaire oldu. Ama sürece baştan sona baktığımda ve diğer yurtlarla kıyasladığımda, işte KYK yurtları olsun veya özel yurtlar olsun, 15'te 25 megabit arası indirme hızları alabiliyoruz arkadaşlar. Bunlar işte dönemden döneme, sabah, akşam, yoğunluklara göre, sınav zamanına göre vesaire değişebiliyor. Bir de yurda gelmeden önce aklınızda olması gereken bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yurt size yastık, çarşaf, nevresim takımı, yorgan, battaniye gibi şeyleri vermiyor arkadaşlar. Bu yurda gelirken bunları beraberinize getirmenizi öneriyorum. Yoksa buradan almak zorunda kalacaksınız. Uğraştırır bence. Birlikte getirseniz daha iyi. Odaya giriş yapacaksınız. Peki nasıl giriş yapıyorsunuz? Öğrenci kartınız, yani Marmara Üniversitesi öğrenci kartınızı kullanarak odaya giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda işte yangın, deprem vesaire gibi durumlarda da ben yurttaki sistemi çok beğendim. Çünkü daha önce işte küçük bir deprem olmuştu veya yangın riski de oluşmuştu. Tatbikatlarımız da olmuştu arkadaşlar. Mesela herhangi bir deprem anında hemen elektrikler kesiliyor ve kapılar otomatik olarak açık konuma geliyor arkadaşlar. Ve bu sayede siz de güvenliğinizi sağladıktan sonra kolaylıkla yurttan çıkış yapabiliyorsunuz. Tabii bir de çamaşır önemli arkadaşlar. Çamaşırlarımızı, kıyafetlerimizi nasıl yıkıyoruz? Bunu da kısaca size anlatayım. Aşağıda bir çamaşırhanemiz var arkadaşlar. Çamaşırlarımızı alıyoruz. Deterjanımızı, yumuşatıcımızı alıyoruz. Aşağıya gidiyoruz ve çamaşırlarımızı biz kendimiz makineye atıyoruz. Deterjanımızı döküyoruz, yıkamayı başlatıyoruz. Daha sonra hangi makineyi kullanıyorsak onun numarasını yazıyoruz. İsmimizi yazıyoruz, imzamızı atıyoruz ve geliyoruz arkadaşlar. Tabii ki de hepimiz öğrenciyiz. İşte ders çalışıyoruz, vizelerimiz oluyor, finallerimiz oluyor. Diyelim ki odada rahat edemedik, oda arkadaşlarımız huzursuzluk çıkardı veya odada çalışmak istemiyorum, farklı bir alan istiyorum, İnsanların ders çalıştığı alanlarda kendimi daha motive hissediyorum diyorsanız, yurtta her katta 2 adet çalışma odamız var arkadaşlar. Bu çalışma odalarına giderek özellikle 4. ve 5. kattaki çalışma odaları adalar manzaralı arkadaşlar. Ders çalışırken perdeyi kapatmanızı öneriyorum. Çünkü manzaradan dolayı ders çalışamayabilirsiniz. Tabii ki de bir çalışma odasında neler bulunmalı? Çalışma odasında herkesin oturduğu yerde priz var arkadaşlar. Ve bence bu gayet güzel bir şey. Bilgisayarınızı vesaire şarjı takıyorsunuz. Aynı zamanda çalışma odalarında klima da var arkadaşlar. Yazında serin bir şekilde dersinizi çalışabilirsiniz. Oda arkadaşlarınızla bir şey yapmak istiyorsunuz. Film izlemek istiyorsunuz. Dışarıda çıkmak istemiyorsunuz. Yurtta bir şeyler yapalım diyorsunuz. Bunu da yapabilirsiniz. Çünkü her katta 2 adet sosyal alanımız var arkadaşlar. Bu sosyal alanlara giderek oradaki televizyona bilgisayarınızı bağlayıp film dizi izleyebilirsiniz. Veya maçları izleyebilirsiniz. Özellikle derbi maçları olduğu zaman yurtta o sosyal alanları görmeniz lazım arkadaşlar. Bir kişi geliyor, bilgisayarını bağlıyor ve maç izliyoruz. Gerçekten mükemmel bir ortam oluyor. Bu arada çamaşırları anlatırken değinmeyi unutmuşum. Çamaşırlarınızı çıkardınız, getiriniz ama çamaşırlarınız kırışık. Ne yapacaksınız? Sadece ütüyü sizin karşılamanız gerekiyor. Yurdun herhangi bir ütü hizmeti bulunmuyor. O da arkadaşlarınıza bir tane ütü alabilirsiniz ya da kendinize alabilirsiniz. Sosyal alanın yan tarafında bir adet ütü odası bulunuyor. Orada ütü masası bulunuyor arkadaşlar. Orada kıyafetlerinizi ütüleyip odanıza gelip rahatlıkla askınızı asabilirsiniz. Yurdun herhangi bir yemek hizmeti bulunmuyor arkadaşlar. Ama yurt kampüs içerisinde olduğu için okulun yemekhanesi yurda 5 dakika uzaklıkta. Yani yürüyerek 5 dakikada oraya gidip o zamanki okulun yemek ücreti neyse şu anda 5 lira. Yemeğinizi yiyip yurdunuza gelebilirsiniz. Günde 2 defa yemek hizmeti sunuluyor arkadaşlar. Yemekler aynı oluyor. İşte kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği olmuyor. İki öğünde de aynı yemek bulunuyor. Bu konuda da bilginiz olsun arkadaşlar. Peki diyelim ki yemekhanenin yemeğini beğenmediniz. Ben çok güzel yemek yapıyorum. İşte elimden bir sürü iş geliyor. Hamur atın diyorsanız yurt bunun da imkanını sağlamış arkadaşlar. Aşağıda bir adet mutfağımız var. Ortak bir mutfağımız. Buraya gidip kendiniz yemeğinizi pişirebilirsiniz. Peki bu mutfakta ne var arkadaşlar? Elektrikli ocaklarımız var arkadaşlar. İşte fırınlarımız var. Davlumbazlarımız var. Aynı zamanda bulaşıklarınızı yıkayabileceğiniz alanlar var. Sebebini söyleyeceğim demiştim. Neden işte kettle vesaire kullanamamanızı, üzülmemeniz gerektiğini. Çünkü arkadaşlar aşağıda 7/24 sıcak su veren bir tane makinemiz var. Oradan da 7/24 sıcak suyunuzu alıp çayınızı, kahvenizi içebilirsiniz veya yemeklerinize katabilirsiniz. Mutfakta yemeğinizi pişirdiniz. İşte ben şimdi yemeği pişirdim. Odaya mı taşıyacağım? Odayı mı kirleteceğim veya oraya kadar taşımak istemiyorum. Bunu da çözdüm arkadaşlar. Mutfakta masalarınız var. Orada arkadaşlarınızla oturup rahat rahat yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Bu arada ben de yemek yapmayı seviyorum. Instagram hesabımdan da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada işte yaptığım yemekleri, yurtta yaptığım şeyleri vesaire görebilirsiniz. Bu arada en son fırında sucuk gömme denemiştik. Mükemmel olmuştu. Onu da Instagram'da hikayelerde öne çıkanlarda görebilirsiniz. Şimdi hemen oraya da bir bakın isterseniz. Peki şimdi yemek dedik. Yemekhaneden yiyebilirsiniz dedik. Kendiniz yapabilirsiniz dedik. Ama siz diyorsunuz ki elimden yemek gelmiyor. Yemekhanenin saati geçti veya yemekhanedeki yemeği beğenmedim veya gitmek istemiyorum. Ben dışarıdan yemek söyleyeceğim. Bu konuda herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Dışarıdan yemeğinizi söylüyorsunuz. Yurdun girişine kadar geliyor. Aşağı inip oradan yemeğinizi alıp odanıza geliyorsunuz ve rahatlıkla yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Bu arada değinmeden geçmeyeyim. Yurtta bir adet masa tenisi var. İstediğiniz zaman oraya gidip masa tenisi oynayabilirsiniz arkadaşlarınızla. Özellikle
özellikle ben bir zamanlar çok oynuyordum. Şu anda biraz oynamayı bıraktım. Ama çok keyifli vakitler geçirebiliyorsunuz. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Yavaş yavaş videonun sonuna gelmek istiyorum. Eğer değinmeyi unuttum, merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen yorumlara yazın sorularınızı. Ben cevaplayacağım arkadaşlar. Bir sonraki videonun ve böyle videoların gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.